Yine kaydediliyor arkadaşlar dersimiz. Sonra da takıldığınız noktalar olursa dinleme fırsatınız var. Bakınız gençler. Elimde XOH gibi bir baz var gene. Bazının 25 santigrat derecede KB değerini bana vermiş soru. 1 çarpı 10 üzeri eksi 8 olmak üzere. Ve bana 25 santigrat derecede 0,01 molarlık çözeltisinin pH değerini soruyor arkadaşlarım. Yani artık işin içine bu Ka ve Kb'nin olduğu sorularda ilerleyen kısımlarda işin içine pH'ı da karıştırıyor. pH da ya da pOH da işin içinde olmaya devam ediyor. Bir kere ben her şeyden önce çözümü farklı renkle yapalım. Her şeyden önce pH'ı sorduğunu görüyorum ya. O zaman H artı iyonunun derişimine ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Ama ortada H artı diye bir şey yok. O zaman da diyorum ki ne yaparım? Ben OH iyonunun derişimini bulurum. OH iyonunun derişimini bulursam POH'a geçerim. POH'a geçersem de sıcaklık 25 derece olduğu için toplamlarının 14 olduğunu bildiğim için direkt pH'a geçebilirim. Yani önce problemi okuduğumuzda önce ne soruluyor bana? Bu soru neyin içinde geçiyor? Bir bakıyorum. Eğer ben pH bulmak için H artıya ihtiyacım olduğunu görebiliyorsam soruda geriye gidiyorum farkındaysanız. Yani sondan böyle başa doğru geri gidiyorum. Önce ne yapacağımı bilirsem bu benim işimi kesinlikle ve kesinlikle kolaylaştırıyor. Bu bazın şöyle iyonlaştığını varsayıyorum arkadaşlarım. Ve 0,01 molar değeri verilmiş. A kadarı iyonlaşsın, X ile karışmasın. Şu değil midir mevzu? Ve dengeye ulaştığımda, denge anına geldiğimde 0,01 eksi A. Dikkat ederseniz ben dengeyi yazarken şu kısmı yazmaya hiç üşenmiyorum. Bir şeyler havada kalsın hiç istemiyorum arkadaşlar. Tabii bunu kullanmayacağımı bilmeme rağmen. Evet. Şimdi ben buradan KB değeri verilmiş ya bana. KB'ye bir geçiş yapayım. Şöyle altına yazalım. Nedir? Ürünlerin derişimleri bölü arkadaşlar girenlerin derişimleri. KB 1 çarpı 10 üzeri eksi 8. O zaman a kare bölü 0,01 derim. O zaman şu 10 üzeri eksi 2'dir zaten. Buradan a kare eşittir. 1 çarpı 10 üzeri eksi 10'dur. A da buradan 10 üzeri eksi 5'tir. A dediğim ne benim? Bakıyorum şimdi. A dediğim ne? Hem x'in derişimi hem OH'ın derişimi, tabii katsayılarının aynı olmasıyla alakalı bir şey bu. O zaman ben OH iyonunun derişimini buldum mu? Buldum. Kaç bu? 10 üzeri eksi 5 mi? 10 üzeri eksi 5. Peki ben dediğimiz gibi buradan POH'a geçebilir miyim? Geçebilirim. Yine tekrar olması açısından, ne nereden geliyor görmemiz açısından uzun uzadıya yazayım. Şurasının hepimiz bir olduğunu anladık, öğrendik. Şuradaki 5'in başa aktarıldığını anladık. O zaman arkadaşlarım durum şudur. Yani POH yazalım, üşenmeyelim. Böyledir. Madem 25 derece, madem toplamları arkadaşlar 14, o zaman pH dediğimiz değerde 9 olmaz mı? Sorunun belirli bir bölümü oldukça klasik. Onun haricindeki kısımlar ise
pH ve pOH geçişleri. Artık siz bu tip bir üslü sayı gördüğünüzde logaritmasını hemen direkt 5 diye söyleyebileceksiniz. Ya da işte diyelim ki hidrojen iyonu derişimi 10 üzeri eksi 7. Hemen pH 7'ymiş diyebileceğiz. O zaman pOH da 7'ymiş diyebileceğiz. Ya da OH iyonunun derişimi bize 1 çarpı 10 üzeri eksi 8 olarak verildi. O zaman hepimiz demek ki pOH 8'miş dedirtecek. Ve bu böyleyse pH toplamları 14 olduğu için 14 eksi 8'miş dedirtecek gibi arkadaşlar. Yani eğer ben pH'i biliyorsam pOH'i biliyorum demektir. pOH'i biliyorsam pH'i biliyorum demektir. Bunlar birbiriyle aynı. Burayı geçeyim. Ya da atlayalım, sayfayı silmemize gerek yok. Bakın bir örnek daha çözelim arzu ederseniz. Ka değeri nedir gibi bir soruyla karşı karşıyayız. Bir de böyle bir örnek çözelim isterseniz. Bir de böyle bir örnek çözelim. Şimdi HC'yi ayrıştıralım. Bir kere şunu düşündüm. Sizce de 0.01, %0.01 düşük bir sayı değil mi? Daha doğrusu düşük bir iyonlaşma oranı değil mi? Yani bunun çok çok az iyonlaştığını söyleyebiliriz sanki. Ne dersiniz? O zaman bunun neden öyle bir noktaya değindim? İyonlaşma denklemini denge şeklinde yazalım diye. H artı C eksi şeklinde de iyonlaştırdık. Zaten arkadaşlar gerçek bir asitten söz etmiyorsa, bunlar sembolik olarak veriliyorsa bize, kabaca bir iyonlaşma denklemine ihtiyacımız var, o kadar. Şimdi bunun derişimi 0,1 molarmış ama iyonlaşması %0,01'miş. Yani benim aslında burada ne kadar madde iyonlaşacak kısmı dolaylı yoldan verilmiş. Şimdi şöyle mi düşünmüşler sizce? 100 molar olsaymış bizim çözeltimiz, 0.01'i iyonlaşacakmış. Ama benim çözeltim 0,1 molar, o zaman oran değişmeyeceğine göre bunun ne kadarı iyonlaşır acaba diye düşünebilirim sanki. O vakit soru işaretim 0,1 çarpı 0.01 bölü 100. Gördüğünüz gibi özellikle bu kısımda sizin bu üslü sayılarla yaptığınız işlemler çok önemli. Burada hata yapmamakta fayda var. Şimdi şurası 10 üzeri eksi 1. Burası da 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri eksi 3 yaptı mı bu? Yaptı. Şöyle. Bu da 100 yukarıya, bu 10 üzeri artı 2 gibi düşünülürse 100. Şöyle yapayım. 10 üzeri artı 2 gibi düşünürse bu da yukarıya 10 üzeri eksi 5, yani eksi 2 diye çıkar. Topladığım zaman da 10 üzeri eksi 5 olur. Demek ki dediğimiz gibi arkadaşlar, bizim aslında şuraya gelecek olan sayımız belliymiş. Yani bu neymiş? 10 üzeri eksi 5. O zaman yine katsayılar aynı olduğundan dolayı bundan da 10 üzeri eksi 5 yanlış yazdım, özür diliyorum. 10 üzeri eksi 5 oluşur. Bundan da 10 üzeri eksi 5 kadar oluşur. Oluştuğu için de şöyle yapalım. O zaman buradan yola çıkarak biz neyi sormuş bize? Zaten asit olduğu için Ka'yı bulduracak. Ka eşittir 10 üzeri eksi 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü 0,1 eksi 10 üzeri eksi 5. Biliyorsunuz 0,1'in yanında bu ihmal ediliyordu. Hele ki bu küçük. Yani şöyle yapayım. Denge anında 0,1 eksi 10 üzeri eksi 5 diyorduk. 10 üzeri eksi 5. 10 üzeri eksi 5. Şu tık tık. Bu buradan geliyor. Bunu da burada kullanmayacağım.
O zaman yukarısı 10 üzeri eksi 10, aşağısı da 0, 1 de ki o 10 üzeri eksi 1 anlamına gelir. Yukarıya artı diye çıkar. 10 üzeri eksi 9 gibi bir değerle karşı karşıya kalırız sevgili gençler. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Bir şey daha söyleyeceğim. Yani bu konuyla ilgili özellikle arkadaşlar, anlatmak üzere olduğum konuyla ilgili diyelim. Anlatılacak şeyler, yani bilgi anlamında anlatılacak şeyler oldukça az farkındaysanız. Yani pH neymiş, pH neymiş anlattık. 5 dakikada bitti gitti. Ama bunlarla ilgili envai çeşit soru var. İşte bu soruları kavrayabilmek adına öğrendiğimiz bilgileri belki 50 kere tekrar etmek lazım. Tamam mı? Şimdi ilerleyebildiğim kadar ilerlemek istiyorum. Bazen biraz ağırdan almamın sebebi de bir ihtiyacınız varsa çok şey kaçırmayın, ben konuşurken bir şeyleri anlatırken halledin diye ara ara yavaşlıyorum. Ara vermektense o süreci soruyu yazarak geçiriyorum arkadaşlar. Çözeltisini 25 santigrat derecede pH değeri 5'miş. Zaten bunun bir asit olduğunu soruyu yazarken fark ediyoruz. Soruyu yazarken fark ediyoruz. pH'ın 5 olması da normal. Çünkü asit olduğuna göre 7'nin altında olması gerekir. O zaman buna göre diyoruz. Buna göre çözeltideki asitin iyonlaşma yüzdesi. Kısaca yazayım ben. Buna göre asidin iyonlaşma yüzdesi. Demin bize verilen bilgiyi burada bizden istemiş. Bu sefer pH'ı da işin içine karıştırarak istemiş tabii ki. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Yine biz asitimizi bir iyonlaştıralım. Sıfır bir molar olduğunu görüyorum. Şimdi burada bazılarınız diyebilir. Hocam, bunun sen zayıf asit olduğunu nereden biliyorsun? Niye gittin direkt şuraya çift yönlü ok çizdin diyebilir. Ve bunu demenizi de çok önemserim işin açıkçası. Şuradan yola çıkarak çift yönlü ok çizdim. Şimdi pH'ın 5 olduğunu gördüm. pH 5 ise dedim, H artı iyonu ortama verilen H artı iyonu 10 üzeri eksi 5'tir dedim. O zaman asitin kendi derişiminden daha az sayıda, miktarda, ölçüde ortama H artı geçiyor demek ki dedim. Yani tamamı iyonlaşamıyormuş demek ki dedim. Tamamı iyonlaşamadığı için de demek ki bu zayıf bir asitmiş dedim. O yüzden de çift yönlü ok getirdim buraya. 0, 1, eksi 10 üzeri eksi 5, 10 üzeri eksi 5, 10 üzeri eksi 5. Şimdi soru da bana iyonlaşma yüzdesini sormuş. Şöyle düşüneceğim. Bu maddenin 0, 1 molarlık değerinin 10 üzeri eksi 5'i mi ortama veriliyor? O zaman 100'ün ne kadarı ortama geçer? Yani 100 molar olsaydı ne kadarı ortama geçerdi? 0,1 molarda 10 üzeri eksi 5 molarsa 100 molarda nedir? O zaman 100 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü 0,1 dediğimiz takdirde şu şöyle sadeleşsin. Burası da 10 üzeri artı 2, eksi 4 daha 10 üzeri eksi 2 yapar. Yani 100 de arkadaşlar 10 üzeri eksi 2. Ya da bunu daha detaylı yazmak istersek şöyle yazabiliriz. Tamam mı gençler? Burada iyonlaşma yüzdesi sorulmuştu. Peki biz şu bilgilerden yola çıkarak soruda ilave yapalım. Bunun Ka'sını bulamaz mıyız? Buluruz.
K'sını da ilave edelim sorumuza. Daha kapsamlı bir şey olsun. Evet. A eksi bölü HA diyorum. O zaman 10 üzeri eksi 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü şu ihmal 0,1. Bu 10 üzeri eksi 1 zaten. Yukarısı da 10 üzeri eksi 10. Sonuç 10 üzeri eksi 9 gibi bir değer. Tabii bu istenmiyordu. Biz bunu sizinle ilave çözmüş olalım. İlaveten eklemiş olalım. Zaten deminden beri bize sorulan özellikle KA değeriydi ya da KB değeriydi. Buna benzer olmuş olsun örneğimiz. Evet. Mantık böyle. Haydi devam edelim şimdi. Bu sefer de X molar değerinde bir derişime sahip olan YOH gibi bir madde var karşımda. Tamam mı? Evet, bunun çözeltisi var. Çözeltisinin gençler 25 santigrat derecede bakın bize pH değeri verilmiş. Ve de kaçtır? Görüyor musunuz? Şimdi bunun baz olduğu belli. Baz olduğuna göre de pH değerinin 7'den yüksek olması gerekir. O zaman pH'in 11 olduğu bilgisi mantıklı. Biz arkadaşlar X değeri nedir diyor. X değeri nedir demiş. Bu arada X değeri nedir? Başlangıç derişimi değil mi? Onu da yazalım. Başlangıç derişimi. Biz bunu sesli düşünmüş olalım. Bu arada da KB değerinin 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 olduğu bilgisi veriliyor. Bu daha önce de söylediğimiz gibi arkadaşlar KA ve KB değerleri sonuçta sabittir. Bizim onları bilme gibi bir yükümlülüğümüz söz konusu değil asla. Onlar bize verilecek. Biz onları çatır çatır çözeceğiz. Anlaştık. Pekala. Şimdi devam edelim sorumuza. Ben kırmızı kalemimi elime alayım çözümlerimizi. Yani bilmemiz gereken her şeyi şimdi kırmızıyla yazalım dilerseniz. Bir kere YOH maddesi muhtemelen zayıftır. KB'si çok büyük bir değere sahip değil. Y artı OH eksi diye iyonlaşmış olsun bu bir. Tamam mı? Şimdi pH değeri 11 verildiğine göre arkadaşlarım pH değeri 3 yapar mı bunun? Toplamları 14'tü 25 derecede. O zaman bu böyleyse neyin logaritmasını aldığımda 3 yapar dersem 10 üzeri eksi 3'ün logaritmasını aldığımda bu sayı 3'tür diyebilirim. Şimdi bu maddenin başlangıç derişimine x molar vermiş. Ama biz sizinle pH'tan dolayı ortama verilmiş olan OH iyonu derişimini bilmekteyiz. Yine OH ve Y iyonlarının katsayıları aynı olduğu için demek ki Y iyonu da böyle. Demek ki x molardan ortama geçen iyonlaşan miktar da belli. Denge anında durum nedir? Denge anında durum tam olarak da şöyledir. Evet. Bize bunun başlangıç derişimini sormuştu ve KB değeri de karşımızda. O zaman bize bağıntıda her şeyi yerli yerine yazmak kalır. KB eşittir. Y artı OH eksi bölü X eksi 10 üzeri eksi 3. O vakit 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 her şeyi yerli yerine yazalım. 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri eksi 3 biliyorsunuz yazılırken şu ihmal ediliyordu. O zaman 10 üzeri eksi 5 eşittir. 10 üzeri eksi 6 bölü x. Şunlar da şöyle sadeleşti mi? O zaman x eşittir. 10 üzeri eksi 1 olarak karşımıza çıkar. S
sevgili arkadaşlar. Evet, bunu da böyle özetlemiş olalım. Şimdi mol tabi pek işin içinde yok ama ve lakin. Mol işin içinde yok. Ama ve lakin. Ben içinde mol olan bu tip bir örnek de çözmek isterim dilerseniz sizinle. Umarım arkadaşlar anlayabiliyorsunuzdur, kavrayabiliyorsunuzdur bilgileri. Evet bakın şimdi 0,1 molar 300 santimetre küp HA çözeltisi var elimizde. Bunun içinde 0,1 molar 300 santimetre küp HA çözeltimiz var elimizde. Bunun içinde de kaç mol A eksi iyonu olduğu ile ilgili bir soru var karşımızda. Neticede mol ile ilgili bir geçiş istiyor benden. Şimdi farklı bir renk alalım. Bu arada arkadaşlar şuradaki santimetre küpün mililitre ile özdeş olduğunu söylemek isterim. Yani santimetre küp olarak veriliyorsa mililitre olarak değerlendirebiliriz bunu. Onun bilgisini baştan verelim. Şimdi bir düşünelim bakalım. HA, bu arada KA değeri yine küçük. Bu zayıf bir asit olsa gerek diyoruz oradan. Hemen çift yönlü dengemizi yazıyoruz. 0,1 molar olarak verilmiş. Ne kadarının ortama geçtiğini bulabilirim. Hem H artı iyonu için hem A eksi iyonu için geçerli bu. 0,1 eksi X, X, X diyebilirim. KA değeri bana nasıl olsa verilmiş. O zaman KA değeri artık X kare, şunu da almayacağımı biliyorum, 0,1. KA değeri neydi? 1 çarpı 10 üzeri eksi 7 idi. O zaman X kare içler dışlar çarpımı yaptığımda 10 üzeri eksi 8 yapar. Şunu arkadaşlar 10 üzeri eksi 1 gibi alabilirim. Her iki tarafın karekökünü aldığımda da karşıma X değeri 10 üzeri eksi 4 gibi çıkar. Peki 10 üzeri eksi 4 nedir? 10 üzeri eksi 4 hem A iyonunun hem de H artı iyonunun derişimidir. Yani A eksi iyonundan ortamda ne kadar var? 10 üzeri eksi 4 molar var. İyonlaşma gerçekleştikten sonra. Neticede bu bir kabın içerisinde düşünülecek olursa H artı iyonu da var işin içinde. Şurayı alalım. Evet. A eksi iyonu da var ve çözeltinin toplam hacmi 300 cm3 olduğu için bu hem A'ya ait bir hacimdir hem de H artı iyonuna ait bir hacimdir arkadaşlarım. Dediğimiz gibi bu aynı zamanda 300 mililitreye de karşılık gelmekte. Ben derişimin mol bölü hacimle hesaplandığını biliyorum. Biliyorsunuz köşeli parantez derişim demek. A'nın derişimini böyle yazmak yerine şöyle de yazabiliriz. Şöyle ayıralım. A eksi iyonunun derişimi gibi de düşünebiliriz arkadaşlarım. Şimdi biz neticede derişimi biliyoruz. Molünü bana sormuştu. 300 mililitre de 0,3 litre yapar. Çünkü hemen şuraya bir hatırlatma notu. 1 litre arkadaşlar 1000 mililitre. Şöyle hatırlatalım. O zaman 0,3 olarak yazarsak buradan n eşittir 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 gibi düzenleyebiliriz bu mol değerini. Evet. Bu da güzel bir örnek oldu bence. Bu da güzel bir örnek oldu diye düşünüyorum. Şimdi yine biraz molü işin içine katarak bir örnek daha çözmek isterim. Evet, her şey yolunda umarım arkadaşlar.
Bir bahsetmek istediğim nokta vardı ama o biraz detaylı olabilir. Onu haftaya iki dersimizde konuşmak isterim inşallah. Şimdi bir örnek daha, molü birazcık içine alan bir örnek daha çözeyim. Bu da son örneğimiz olur. Ondan sonra da vedalaşırız. Bakın arkadaşlar, elimizde 12 gram asetik asit varmış. Tamam mı? Bunu saf suda çözüyoruz. Çözeltisi diyelim. Çözeltisinin 25 santigrat derecede 2 litre çözeltisinde H artı iyonu derişimi kaçtır diyor. Ben artık mesela bunu kısaltarak yazayım. H artı derişimini sorduğuna göre köşeli parantezi alayım. Ve de bunun arkadaşlar molekül ağırlığını bana soru veriyor. Ve Ka değerini de bana soru veriyor. Tamam mı? Bunlar da verilen bilgiler arasında. Şimdi bir kere benim ne yapmam lazım? Şunu bir iyonlaştırmam lazım. Bu arada organik asit yapısında şu grubu içeriyorsa, asitin organik asit olduğunu hatırlayabilirsiniz demiştim. Ve de organik asitlerin hepsinde zayıf olduğunu belirtmiştik. Diyorum ki, şimdi ben eğer klasik iyonlaşma denkleminde her şeyi yerli yerine yazarsam, Ka'da bağıntı olarak şöyle olacak. Tabii şuradaki suyu unutmayın lütfen. O yüzden bu sudaki çözeltisi, yani şurası suda gibi olduğu için biz bunu denklemde alıyoruz rahatlıkla. Ka değerinde 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 vermiş. Her şeyi yerli yerine yazdığımda H artı iyonun derişimini bulacağım. Yani bana bunun nesi lazım? Başlangıç derişimi lazım. Ne kadar iyonlaşıyor yazacağım böyle. Yerine yazınca çıkacak. O zaman bir taraftan sesli düşünürken, soruyu yazarken neyi kullanmam gerektiğini, neyin bana lazım olduğunu görmüş oldum. Dilerseniz derişim lazım olduğuna göre maddenin gramı verilmiş bana. Bunun molünü bir hesaplayalım. Ma'sı da 60 verilmiş arkadaşlarım. O zaman 12, 60'ın içinde 5 kere 1 bölü 5 ve 0,2 mol yapar. Oradan da derişimine geçerim N bölü V'den. 0,2 moldü. 2 litre vermiş. Zaten litre cinsinden alabilirim. O zaman demek ki 0,1 molarmış. Bu başlangıç derişimi. Yani şu bulduğum değer arkadaşlar, aradığım şey, şöyle bir dolandırayım. Çok da ortadan geçmek istemedim. İşte o zaman her şey tamam demektir. X kare bölü 0,1 eksi x. Biliyorsunuz bu ihmal ediliyor. O zaman x kare eşittir 10 üzeri eksi 6'dan x eşittir 10 üzeri eksi 3 yapar. X dediğimiz şey H artının derişimi. Asetat kökünün derişimi midir? Evet. O zaman H artı iyonun derişimini bulduk. Peki bana pH sorulsaydı ne olacaktı? O zaman pH sorulsaydı da 10 üzeri eksi 3'ün pH'ı 3 olacaktı. Peki 25 derecede olduğu için pOH sorulsaydı o zaman da 11 olacaktı gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Evet. Peki, o zaman şimdi burada bırakıyoruz dersimizi.